Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızda olacağız arkadaşlar. Peki ne yapacağız dersimizde? Karışımların ayrılması diyeceğiz. Şimdi yakalar neler yapmıştık? Karışımların sınıflandırmasından bahsetmiştik. Çözünme olayından bahsetmiştik. Derişim birimleri üzerine konuşmuştuk hatta koligatif özellikleri bile yapmıştık şimdi geldik arkadaşlar ünitenin son konusuna karışımları nasıl birleştirdiysek şimdi de öyle ayıracağız ve bununla ilgili bazı yöntemleri hep birlikte inceliyor olacağız şöyle bir programa hep birlikte göz atalım arkadaşlar gördüğünüz gibi tabii her zaman olduğu gibi dopdolu bir program var karşımızda. En son koligatif özelliklere birlikte yapmıştık. Şimdi karışımların ayrılması diyeceğiz ve sonrasında da derslerimiz tabii ki her gün devam ediyor olacak. Siz de her gün bizi takip etmeye devam ediyor olacaksınız arkadaşlar. Karışımlar fiziksel olarak bir araya gelmiş bileşenlerden oluştukları için ayrılmaları da yine fiziksel olarak gerçekleşecektir. Dolayısıyla da iki bileşeni birbirinden ayırmak için o bileşenler arasındaki böyle en belirgin fiziksel özellik farkından yararlanacağız biz eğer karışımları ayrıştırmak istiyorsak. Tabii ki bir karışımı birden farklı yöntemle ayırmamız da mümkün olabilir ama burada tercih edeceğimiz yöntem en kolay en basit ve en ucuz olan yöntem olacak tabii ki. Yani bir kaynama noktası farkından yararlanarak bir heterojen karışımı da bileşenlerini ayırabiliriz. Ama çok daha maliyetli ve uğraşlı bir yöntem olacağı için daha basit yöntemleri kullanıyor olacağız. Onun üzerine şimdi konuşuyor olacağız arkadaşlar. Peki nedir burada kullanacağımız fiziksel özellik farkları? Mıknatıslanma farkı, erime noktası, tanecik boyutu, yoğunluk, Kaynama noktası ve çözünürlük farkları üzerine konuşacağız arkadaşlar ve bunların her birinin aslında alt başlıkları da karşımıza çıkacak. Yatıyorum yoğunluk farkından yararlanarak birkaç farklı yöntem karşımıza çıkacak. İşte onları da eşleştirebiliyor olmamız beklenecek arkadaşlar bizden. Hemen şöyle bir başlayacak olursak. Mıknatıslanma farkından yararlanarak nasıl bileşenlerini ayırabiliriz? Biz karşımıza çıkan herhangi bir bileşiği arkadaşlar. Şimdi mıknatıs nedir? Önce bunu tanımlayarak başlayalım. Arkadaşlar mıknatıs dediğim şey demir oksit bileşikleridir. Ve bazı metallere çekim kuvveti uygularlar. Buradaki bazı metalleri iyi biliyor olmamız lazım. Hani genellikle mıknatıs metallerin hepsini çeker gibi yanlış bir algı var birçoğumuzda. O algıdan bir kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar. Aslında mıknatıs sadece üç tane metali çeker. Demir, nikel ve kobalt olmak üzere. Bunlara da manyetik metaller diyeceğiz. Yani mıknatıstan etkilenen e, metaller manyetik metallerdir. Ve bunlar da demir, nikel ve kobalttır. Dolayısıyla bunun dışındaki hiçbir katıyı mıknatısın çekmesini beklemeyeceğiz. O zaman biz mıknatısı kullanarak nasıl bir karışımı bileşenlerine ayırabiliriz? Arkadaşlar bir tane manyetik metal tozu ve bununla birlikte manyetik olmayan katı olması gerekiyor ki biz mıknatısı yaklaştırdığımız zaman sadece o manyetik metali çeksin. Geri kalan diğer hani manyetik olmayan katı ortamda kalsın ve bunlar birbirinden ayrılabilsin. Ne gibi mesela? Demir ve bakırın tozundan oluşan bir karışım varsa. Şimdi nasıl bir karışım olacak bu? Tabii ki katı katı heterojen yani basit adi bir karışım olacak. Dolayısıyla arkadaşlar burada biz mıknatısı yaklaştırdığımız zaman mıknatıs demir tozunu çekerken bakır tozu öylece olduğu yerde kalacak. Böylece e, başka türlü ayıramayacağımız bu iki madde birbirinden tamamen ayrışmış olacak. Ama şuna dikkat. Demir tozu nikel tozu. Biz bunu bileşenlerini ayırabilir miyiz mıknatısdan faydalanarak? Tabii ki e, ayıramayız arkadaşlar. Çünkü mıknatıs bunların ikisini de çekecek. Dolayısıyla mıknatıs burada bizim bir işimize yaramayacak. Peki bir alaşımı biz bileşenlerine ayırabilir miyiz? Hani demir ve bakırın tozuyla oluşturulan bir karışım varsa ayırabiliyorduk ama alaşım dediği zaman gene orada mıknatısı kullanamayacağız arkadaşlar. E çünkü bunlar zaten hani eritilip e birleştirilip sonradan katı hale getirilmiş. Alaşım dediğimiz şey homojen bir karışım yapısıydı. Dolayısıyla da mıknatı sadece basit adi karışım konumundaysa yani heterojen karışımsa kullanabileceğimiz bir madde olacak. Peki alaşımları nasıl bileşenlerine ayırırız? Yani az önce dedi ki bakır demir alaşımı varsa bizim için elimizde. E, mıknatıs burada işimize yaramayacak. Onun yerine arkadaşlar erime noktası farkından faydalanacağız. Şimdi e, elimizde mesela Tunç'tan bahsediyorsak bakır ve kalaydan oluşan bir alaşım var. Bunları eritmişiz. Birbiri içerisinde iyice karıştırmışız. Sonra tekrardan katı hale getirmişiz. İşte burada bu ikisini birbirinden tekrar ayırmak istiyorsak hemen gider erime noktalarına bakarız. Bak bakırın 1085... Kalay'ın ise 232 santigrat derece bunların erime noktaları dolayısıyla biz bunu atıyorum 233 234 santigrat derece gibi bir sıcaklığa çıkardığımız zaman kalayın tamamı sıvı hale geçecek ve ortamdan uzaklaşacak ama bakır öylece kalacak ya da lehimden bahsediyorsak kurşun ve kalaydan oluşan bakıyoruz kurşunun erime noktası daha yüksek o zaman kalay daha önce eriyecek ve ortamdan uzaklaşacak ya da bakır ve çinko'dan oluşuyorsa bakıyoruz arkadaşlar çinkonun erime noktası daha düşük olduğu için bu defa yine çinko eriyip ortamdan uzaklaşacak ve bileşenlerini ayırabileceğim. Yani alaşım dediğimiz zaman kullanabileceğimiz yöntem erime noktası farkı olacaktır. Bir diğer özelliğimiz ise tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırmayın arkadaşlar. İlk ikisinde zaten birer tane yöntemden bahsettik sadece ama tanecik boyutundan bahsediyorsak burada birden fazla yöntem karşımıza çıkacak. İlk bahsedeceğimiz yöntem eleme yöntemi olacak. Bak hemen örneğimiz ne bizim için? Kum ve çakıldan oluşan bir karışım varsa. Bu nasıl bir karışım olacak? Tabii ki basit adi karışım yani katı katı heterojen bir karışım. Arkadaşlar buradaki Temel fark nedir kum ve çakıl arasında? Kum taneleri çok çok küçük, çakıl taneleri tabii ki ona kıyasla oldukça büyük tanecikler oluyor. O zaman elek adını verdiğimiz bir alet kullandığımız zaman üzerinde küçük gözenekler olan bir aletten bahsediyoruz tabii ki burada. Biz bu karışımı ona döktüğümüz zaman o gözeneklerden kum taneleri akıp aşağı doğru geçecek ama çakıl taneleri üstte kalacak. Böylece bu tanecik boyutu farkından faydalanarak biz kum ve çakılı birbirinden ayırmış olacağız. Ya da hani onu da benzer şekilde onu mu eledim eleğimi astım lafı var ya işte aslında o da buradan geliyor arkadaşlar. Onu da daha büyük saman taneciklerinden ayırmak için elekten faydalanırız. Bir diğer yöntemimiz Ayıklama olacak arkadaşlar. Bu tabii ki en 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 basit yöntemlerden. Birisi hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Şöyle el yardımıyla taş ve pirinci birbirinden ayırıyoruz yani. E, taş tanelerini elle seçip ortamdan uzaklaştırmaya ayıklama adını vereceğiz. O zaman tabii ki orada da yine basit, adi karışım yani katı katı heterojen karışımda biz bu yöntemi kullanırız diyebiliriz. Peki bizim elimizde bir süspansiyon yapısı varsa. Yani kumsu gibi sıvı katı heterojen bir karışım varsa bu defa aslında elemeye çok benzer bir yöntem kullanacağız arkadaşlar. Sadece çok daha küçük gözenekleri olan bir e, alet kullanacağız. Elek yerine bu defa süzgeç adını verdiğimiz ve çok benzer bir e, aleti kullanacağız ya da süzgeç kağıdı dediğimiz bir yapıyı kullanacağız. Bunun özelliğinidir çok küçük gözeneklere sahip olduğu için katı taneciklerinin hiçbirinin geçmesine izin vermeyecek ama sıvı tanecikleri rahatlıkla akıp gidebilecek. Dolayısıyla da burada kullandığımız yöntemi süzme yöntemi diyeceğiz. Ama Genellikle süzme deyince illaki sadece katısı ve heterojen karışımlarda kullanıldığını varsayıyoruz. Ama şöyle bir durumda var arkadaşlar. Bir fabrikanın bacasındaki filtre de aslında aynı zamanda bir süzgeçtir. Çünkü aerosolları da biz bir filtre yardımıyla ayıkladığımız zaman orada kullandığımız yöntem süzme yöntemi oluyor. Mesela hava toz karışımı var. Tozlu bir hava var. ...biz filtreden geçirdiğimiz zaman toz taneleri bu filtrede kalıyor. Aslında o filtre bizim için süzgeç görevi yapmış oluyor. Dolayısıyla kullandığımız yöntemin adı süzme yöntemi oluyor. Geliyoruz eğer bizim elimizdeki maddeye karışım bir koloid yapıysa... ...yani tanecikler çok çok küçükse diye koloid ve kan yapısını... ...ya da süt yapısını düşündüğümüz zaman bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu defa yine aslında süzgece benzer bir olay kullanacağız ama... Gözenekler bu defa çok 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 daha küçük yani kandaki o pıhtı tanelerini bile tutup geçmesi engelleyecek kadar küçük gözeneklerden bahsediyoruz arkadaşlar. Su rahatlıkla akıp geçebilecek ama çok çok küçük olmasına rağmen koloiddeki askıda kalan o tanecikler bu süzgeç yapısından geçemeyecek. İşte buraya da arkadaşlar dializ adını vereceğiz yani. Aslında süzme dediğimiz yöntemin çok daha küçülük gözenekli haline diyaliz adını veriyoruz. Bu hani aklımızda nasıl kalabilir daha kalıcı hale nasıl gelebilir? E, diyaliz makinesi böbrek hastaları için kullanılan e, çok yaygın ve çok değerli, çok önemli bir makine. Böbreğin işlevini görüyor arkadaşlar aslında diyaliz makinesi. Çünkü böbrek de vücut için bir süzgeçtir. Kandaki istenmeyen parçaların e, uzaklaştırılmasını böbrek sağlar. Dolayısıyla da diyaliz makinesi eğer e, insan vücudundaki böbrek işlevini göstermiyorsa onun yerine kullandığımız bir alet oluyor. O zaman koloid deyince hemen aklımıza diyaliz gelecek arkadaşlar ve bunun sayesinde bileşenlerini ayıracağız. Bir diğer fiziksel özellik farkımız ise yoğunluk farkından yararlanarak ayrım olacak arkadaşlar. Yani bir karışımı oluşturan bileşenlerden <laughs> eğer ki yoğunluklar birbirinden farklıysa e, buradaki birkaç yöntemi kullanabiliriz. Tabii ki karışımın türüne göre gene kullanacağımız yöntem de değişecek. Eğer bizim elimizde bir emülsiyon varsa ne demek emülsiyon? Sıvı sıvı heterojen bir karışım varsa su ve zeytinyağında olduğu gibi arkadaşlar. Ne yapacağız? Biz bunu bir ayırma hunisi dediğimiz kabın içerisine alacağız. Altında musluk olan bir kaftır bu huni şeklinde tabii ki. Biz Alt tarafta yoğunluğu büyük olan üst tarafta ise yoğunluğu küçük olan sıvının birbirinden ayrıştığı bir durum göreceğiz. Yani iki ayrı faz göreceğiz tabii ki bir emisyon yapısı olduğu için. Biz bu musluğu açtığımız zaman Burada tabii ki yoğunluğu büyük olan sıvı aşağı doğru akmaya başlayacak. Ve bunun altına hemen şöyle bir toplama kabı koyduğumuz zaman yoğunluğu büyük olan sıvı aşağıda toplanacak. Tam şu ayrım noktasına geldiği zaman da musluğu kapatırsak eğer su ve zeytinyağını veya o emisyonu oluşturan bütün bileşenleri birbirinden rahatlıkla ayırmış olacağız arkadaşlar. Yoğunluk farkının ilk üyesi ayırma hunisidir diyeceğiz. Ama elimizde bir basit adi karışım varsa yani katı katı heterojen karışım. Taş ve çakıl gibi veyahut arkadaşlar e, yüzdürmeden bahsediyoruz. Talaş ve çakıl burada tabii ki daha doğru bir e, kullanım olacak. Talaş ve çakılı birbirinden nasıl ayırabiliriz? Arkadaşlar da yüzdürme ya da bir diğer adıyla flotasyon adını verdiğimiz yöntem karşımıza çıkacak. Şimdi bu ikisinin özelliği nedir arkadaşlar? Bir süzgeç yardımıyla ya da işte bir elekle bunları birbirinden ayırmamız çok da mümkün değil. Çünkü ikisinin tanecik boyutları birbirine çok yakın talaş ve çakılın. Eğer biz bunu suyun içerisine atarsak talaş üstte yüzmeye başlayacak. Çakıl taneleri de dipte kalacak. İşte bu sayede de aslında biz birbirinden ayırmış olacağız talaş ve çakılı. E, o zaman bu karışımdaki bileşenlerin özelliklerinin ne olması gerekiyor ki bu yöntemi kullanalım? Talaş ve çakıl arkadaşlar ikisi de suda çözünmüyor. Dolayısıyla e, hangi maddeyi kullanacaksak burada e, sıvı olarak... ...o maddenin içerisinde çözünmeyen iki tane... Maddemiz olacak, ikisi de katı halde olacak ve bunlardan birinin yoğunluğu sıvıdan büyük, diğerinin yoğunluğu sıvıdan küçük olacak ki biri dibe çökerken diğeri üstte yüzüyor olsun ve birbirinden bu yöntemle ayrıştırılabilsinler. Bir diğer fiziksel özelliğimiz ise kaynama noktası olacak arkadaşlar. Kaynama noktası farkından yararlanarak biz karışımları bileşenlerine nasıl ayırabiliriz? Arkadaşlar bu yöntem biraz daha hani teknoloji gerektiren, bir tık daha zorlayıcı ve dolayısıyla da aslında e, ayrıştırılması daha zor maddeleri ayrıştırmamızı sağlayan bir yöntem olarak karşımıza çıkacak. Şimdi kaynama noktası farkında aslında iki tane temel yöntem ön plana çıkacak. Bunlardan birine basit damıtma diyeceğiz. Diğeri ise Ayrımsal damıtma adını alacak. Peki, kaynama noktası farkından yararlanarak bir karışımı bileşenlerini nasıl ayırabiliriz? Bu defa arkadaşlar, tuzlu su gibi bir çözelti olması gerekiyor elimizde. Yani katı, sıvı homojen bir karışım varsa ancak bu yöntemi kullanırız. Öbür türlü heterojen olsaydı zaten gider süzgeç kullanırdık ya da işte e, farklı daha basit yöntemler kullanabilirdik. Heterojen olduğu için, ama burada homojen bir karışım olduğu için. Bir süzgeç kağıdı bizim işimize yaramayacak. O yüzden e, böyle bir yönteme ihtiyaç duyacağız. Peki yöntemin temelinde ne var? Biz gideceğiz şimdi buradaki tuzlu suyu yani çözeltimizi ısıtacağız. Şimdi ısıttığımız zaman burada ne bekliyoruz? Tuzun kaynama noktası çok çok yüksek olduğu için onun herhangi bir şekilde buharlaşmaya uğramamasını bekliyoruz. Ama sıvı olan kısım yani su <laughs> burada buharlaşacaktır. Özellikle kaynama noktasına getirirsek. Hızla buharlaşacaktır ve ortamı terk etmeye başlayacak öyle değil mi? Buraya koyduğumuz bir termometre ile de e, sıvının kaynama noktasında olup olmadığını kolaylıkla kontrol edebiliriz. Şimdi buharlaşan sıvı buradaki yolu devam ettirdiği zaman takip ettirdiği zaman bir boruyla karşılaşacak. Bu borunun içerisinde de arkadaşlar özelliği nedir? Soğutucu bir kısmın olması. Yani e, musluktan aldığımız soğuk suyu buradan alıp sonra tekrar dışarı çıkararak bunun içerisinde toplanan o buharı soğutmasını sağlıyoruz. Soğuyan buhar ne oluyor peki? Sıvı hale geçiyor ve sıvı hale gelip buradaki erlenme yerin ya da işte buradaki e, toplama kabının içerisinde toplanmaya başlıyor. Ve burada en son ne kalıyor? Bütün suyu buharlaştırıp kurtulursak elimizde sadece tuz kalmış oluyor. Dolayısıyla elimizdeki tuz ve suyu birbirinden kolaylıkla ayırmış oluyoruz e, bu yöntem sayesinde. Bu yönteme ne diyormuşuz? E, basit damıtma yöntemi diyormuşuz arkadaşlar ne zaman kullanıyoruz unutmuyoruz katı sıvı çözelti veya da sıvı çözelti sıvı sıvı çözelti olsa da e, kaynama noktası farkı eğer çok farklıysa çok büyükse o zaman kullanacağımız yöntem e, basit damıtma yöntemi olacak. Peki burada küçük çözelti, tuzlu su değil de mesela alkol su olsaydı, yani sıvı sıvı homojen karışım olsaydı ve e, bu bileşenlerin kaynama noktaları farkı o kadar da yüksek olmasaydı, çünkü burada buharlaştırma yaptığımız zaman biliyoruz ki sadece su buharlaşacak, tuz taneciklerinden e, diğer tarafa geçme çok çok az miktarda olacak, eser diyeceğimiz miktarda olacak. E, dolayısıyla da e, kolaylıkla bileşenlerini ayırabileceğiz. Ama aradaki fark azsa şunu biliyoruz ki alkol ve suyu biz herhangi bir kabın içerisine koyup o kabı ısıtmaya başladığımız zaman alkol buharlaşacak bunun yanı sıra su da buharlaşacak. Çünkü sıvıların temel özelliği her sıcaklıkta buharlaşabiliyor olmasıydı. İşte böyle bir durum karşımıza çıktığı zaman kullanacağımız yönteme de ayrımsal damıtma diyeceğiz. Temel fark neymiş arkadaşlar basit damıtmada katı sıvı ve homojen karışımları ayırmak için kullanacağız. Ayrımsal damıtma sıvı sıvı çözeltileri yani homojen karışımları ayırırken kullanacağız. Yani etil alkol ve suyu düşünebiliriz. Bir kolonya yapısını düşünebiliriz yani. Ee, burada kaynama noktaları arasındaki fark o kadar da yüksek değil. Dolayısıyla atıyorum burada %50'lik bir çözelti var hacimci. E, Buradaki buharlaşma başladıktan sonra yani biz bunu ısıttığımız zaman... ...şimdi alkol çok daha uçucu olduğu için tabii ki daha hızlı buharlaşacak. Dolayısıyla soğuma kabına geldiği zaman e, burada... ...daha hızlı bir şekilde yoğuşacak... ...ve burada %50'lik çözelti... yüzde seksenlik bir çözeltiye dönüşmüş olacak... ...eğer ayrımsal damıtma... ...değil de basit damıtma yöntemini... ...kullanırsam ama... ...ayrımsal damıtma yapacak olursam... ...nedir ayrımsal damıtmanın basit damıtmadan farkı... ...bak buradaki cam parçalar arkadaşlar... ...yani küçük küçük cam bilyeler koyuyoruz... ...bunun içerisine ve buna da... ...damıtma kolonu diyoruz ya da işte... ...fraksiyon kolonu adını veriyoruz... ...peki o ne işe yarıyor? Şimdi buradaki... E, ...çözeltiyi düşündüğümüz zaman... Etil alkol ve su var. Birinin kaynama noktası yaklaşık 80 derece, öbürünün 100 derece, değil mi? Biz buradaki sıcaklığı eğer 80 derece, 82 derece gibi bir değere getirirsek, yani etil alkolün kaynama noktasının biraz üstünde ama suyun kaynama noktasının altında bir değere getirirsek, tabii ki ikisi de buharlaşacak. Ancak arkadaşlar, etil alkolün kaynama noktasının üzerinde bir sıcaklığa çıkıldığı için burada cam parçaları olsa dahi etil alkol moleküllerinin büyük çoğunluğu burayı aşıp ...soğutma kısmına ulaşabilecekler ve yoğuşup burada toplanabilecekler. Ancak su molekülleri kaynama noktalarının altında oldukları için... ...her ne kadar buharlaştalar da buradaki cam tanelerine çarpıp... ...yoğuşup tekrar geri dönecekler. Yani soğutma kısmına ulaşamayacaklar bile. Dolayısıyla da burada kaynama noktası düşük olan sıvıyı toplarken... E, ...kaynama noktası yüksek olan sıvı hiçbir yere gitmeyip burada kalmaya başlayacak. Ama bu demek değil ki %100 birbirinden ayrıştırabiliriz. Unutmuyoruz arkadaşlar... İlla ki su molekülleri gene bu tarafa kaçacak ama %50 iken %99 saflıkta bir çözelti elde etme şansına sahip olacağız. Yani saflığını oldukça artırmış olacağız. Toplama kabındaki bu maddeye de destilat adını vereceğiz arkadaşlar. Tabii ki her iki durum içinde bu cümle geçerli olacak. Geçiyoruz bir diğer yöntemimize ve bir diğer fiziksel özellik farkını arkadaşlar çözünürlük farkından yararlanarak ayırma diyeceğiz. Ee, bir karışımı oluşturan bileşenler arasında çözünürlük konusunda e, farklılıklar varsa biri çözünüyorsa biri çözünmüyorsa ya da farklı sıcaklıklarda biri daha iyi çözünüyorsa burada e, çözünürlük farkından faydalanabileceğiz. Ne gibi arkadaşlar? Mesela e, çayın demlenmesini direkt buna örnek olarak verebiliriz. Bak bu yöntemi özütleme bir diğer adıyla da ekstraksiyon adını vereceğiz. Şimdi çayın demlenmesinde gerçekleşen olay nedir? Ya da bu satın aldığımız çayın Niteliği nedir? Nasıl bir karışımdır? Arkadaşlar aslında iki temel bileşenden oluşuyor çay dediğimiz kısım. Bir çayın kendi özü var. Bu suda çözünebilen bir yapı. Bir de ot kısmı var. Bu bildiğin yaprağın kendisi var. O da suda çözünemiyor. Dolayısıyla biz sıcak bir suyun içerisine çay tanelerini attığımız zaman çayın özü suyun içerisinde çözünüp yapıya karışıyor. Suyun içerisinde bir çözelti oluşturuyor. Aslında demlenme dediğimiz şey çayın bu özünün suyun içerisine geçmesi ve orada çözülmesidir. Ama yaprak kısımları, asıl ot kısımları e, çözülmeden orada kalıyor. Dolayısıyla da aslında çayın otuyla özünü birbirinden ayırmış oluyoruz. Veya şeker pancarından şeker elde edilmesi de yine çok benzer bir yöntem arkadaşlar. Ne var şeker pancarının temelinde? Bir suda çözünebilen, iyi çözünebilen şeker var. Bir de kendi posası var aslında. Dolayısıyla sen Pancarı küçük küçük parçalara ayırıp kaynar bir suyun içerisine attığın zaman e, pancarın içerisindeki şekerler suyun içerisinde çözünüp suyun içinde dağılacak ve bir çözelti oluşturacak. Ama posa kısmı suyun içerisinde çözünmeden kalacak. Dolayısıyla sen bunu süzdü e, posasından uzaklaştırdıktan sonra bir de suyu buharlaştırırsan elinde şeker kalmış olur ve böylece e, şeker pancarını aslında bileşenlerine ayırmış olursun arkadaşlar. Bu yöntemi o zaman özütleme adını veriyoruz. Şöyle bir özetleyecek olursak nasıl bir karışımda biz bunu kullanacağız? İki tane bileşenimiz olacak. Bunlardan birisi suyun içerisinde iyi çözünürken diğeri çözünmeyecek. O zaman suyun içerisine attıktan sonra çözünen ve çözünmeyen kısımları birbirinden ayırmış olacağız. Yine çözünürlük farkından yararlanarak kullanacağımız bir diğer yöntem ise kristallendirme olacak arkadaşlar. Şimdi bunu ne zaman kullanıyoruz peki? Sıcaklık farkına bakacağız. Şimdi bazı maddeler yüksek sıcaklıklarda bazı maddeler ise düşük sıcaklıklarda suyun içerisinde daha iyi çözünür. Mesela şöyle bir grafik görüyorsak bak düşük sıcaklıklarda çok az çözünüyor ama sıcaklık arttıkça çözünürlük yani aslında çözünebilme kapasitesi artarak gidiyor. Şimdi bu tarz tepkimelere endotermik diyoruz. Yani dışarıdan ısı alarak çözündüğü için yüksek sıcaklıklarda daha iyi çözünüyor. Dolayısıyla bizim elimizde bir madde varsa suyun içerisinde yüksek sıcaklıklarda iyi çözünen... E ...biz bunu soğuttuğumuz zaman bu maddenin dibe çökmesini bekliyoruz. Yani aslında dipte kristal yapısını oluşturmasını bekliyoruz. Bu olaya da kristallendirme diyoruz zaten arkadaşlar. Yani... Farklı sıcaklıklarda iyi çözünen maddeyi e, çözünmediği sıcaklığa getirdiğimiz zaman dipte oluşan çökmeye kristallendirme diyoruz. Veyahut tam tersi de geçerli. Eğer tepkime egzotermikse yani dışarıya enerji vererek gerçekleşen bir çözünme olayıysa bu defa düşük sıcaklıklarda iyi çözünürken yüksek sıcaklıklarda çözünemeyecek. O yüzden sen elinde bir çözelti varsa ve bu çözeltiyi ısıtırsan bu maddenin yüksek sıcaklıklarda çözünemeyeceği için dibe çökmesini bekleyeceğiz, katı hale gelmesini yani kristallenmesini bekleyeceğiz ve dolayısıyla da birbirinden ayırmış olacağız arkadaşlar. O zaman nasıl bir, bir e, karışımı bileşenlerini bu yöntemle ayırmış olacağız? Tabii ki katı sıvı e, homojen bir karışımı e, sıcaklık farkından faydalanarak çökertme yöntemidir diyebiliriz. Peki elimizde katı katı yine heterojen bir karışım olsun ama tanecikler birbirine çok yakın ve ikisinin de işte çözünürlüğü ile ilgili sadece küçük farklar var. Bu fark da şöyle birisi egzotermik olarak... diğer endotermik olarak çözünüyor. Yani birisi yüksek sıcaklıkta iyi çözünüyor. Diğeri düşük sıcaklıkta iyi çözünüyor. Bak karışımımızın türü yine basit adi karışım. Şimdi böyle bir ortam varsa bizim elimizde... ...biz bu karışımı götürüp... E, ...ikisinin de iyi çözünebildiği bir sıcaklıkta... ...suyun içerisine atıp ve çözmeye çalışsak. Sonrasında şimdi X endotermik olarak çözünüyor ya... ...biz bu çözeltiyi soğuttuğumuz zaman... X'in çökmesini bekliyoruz, değil mi? İlk işlemimiz nedir? Soğutursak X çöker diyeceğiz arkadaşlar. Sonra X'i uzaklaştırırız ortamdan, süzerek alabiliriz. Ardından bu defa ısıtmaya başlarsak, ısıtırsak da Y'nin çöktüğünü görürüz. Böylece arkadaşlar hem ısıtarak hem soğutarak maddelerin ikisini de birbirinden ve sudan ayırmış olabiliriz arkadaşlar. Ee, i̇şte burada kullandığımız yönteme de ayrımsal kristallendirme diyoruz. E, ...kristallendirmeden aslında tek farkı da e, budur diyebiliriz. O zaman haydi geçelim. Bu üniteyi de tamamladığımıza göre ödevlendirmemizi yapma arkadaşlar. Sıfırdan ona kimya kitabı hepinizin elinde mevcut ve baya bir yol kat ettiniz bunu biliyoruz zaten. Şimdi neredeyiz, neler yaptık şimdiye kadar onu da bir gözden geçirmiş olalım. Karışımlar ünitesinde homojen heterojen karışımlar, çözünme olayı, çözeltilerde derişim ve... ...çözeltilerin kaligatif özelliklerini tamamlamıştık. Ünitenin son bölümü olan... Ayrışma ve saflaştırma tekniklerine geldik arkadaşlar. Sayfa 116'dan 132'ye kadar burası bizim ödevimiz olacak. Neler var peki kitabımızın içeriğinde? Her sayfada arkadaşlar sol taraf bize konu anlatır. Sağ tarafta da bir sayfa dolusu soru onunla ilgili bizi bekler arkadaşlar. Her sayfayı çevirdiğimiz zaman yeni bir konuyu öğrenmiş oluruz aslında. Bu şekilde konuları tamamladıktan sonra ise tarama testleri bizi bekler o bölümle alakalı. Artık ünitenin sonuna geldiğimiz için de son kısımda test geçti dediğimiz ünite testleri yine bizi bekliyor olur. Bunların da hepsini tamamladığımız anda artık asitler, bazlar ve tuzlar ünitesine hazır hale gelmiş oluruz. Tabii ki arada diğer ödevimizi de yaptıktan sonra. Bir diğer ödevimiz de tabii ki dinamo kimya kitabımızdan olacak arkadaşlar. Burada da yine içeriğimize bakalım, sayfa sayılarından da bahsedelim. Ödevimiz sayfa olarak arkadaşlar 114'ten 135'e kadar. Yani Tesla 18'den 26'ya kadar ödevimiz olacak arkadaşlar. Bu kitabımızın içeriğinde neler var? Ondan da şöyle hep birlikte bahsedelim. Burada arkadaşlar her sayfada bir tane çözümlü örnek bizi bekliyor olacak. O çözümlü örnek aslında bize konuyu anlatan, konuyla ilgili nasıl bir soruyla karşılaşacağımızı gösteren örnek olacak. Ve o örneğe çok benzer 4 soru da sayfada aşağıda bizim çözümümüz için bekliyor olacak. Her sayfayı çevirdiğimizde yeni bir konu öğrenmiş ve yeni bir soru tipiyle karşılaşmış, kendimiz de geliştirmiş olacağız. Tabii ki bölümü tamamladığımız anda tarama testleri yine karşımıza çıkacak. Tarama testlerinden sonra ünite tekrar testleri bütün ünitenin geneline bakış atmamızı sağlayan testler. Ardından fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların bulunduğu testler ve ÖSYM tarzı soruların bulunduğu bir test bizi bekliyor olacak. Ünitenin en sonunda da yazılı tipinde sorular arkadaşlar çözümümüz için bizi bekliyor olacak. Her iki kitabımızda da kare kodlar mevcut. Video çözümüne ulaşabilir kafamızı takılan herhangi bir eksiği bu şekilde giderebiliriz. O zaman ödevimizde aldığımıza göre şöyle tekrardan bir bakalım neler yaptık mıknatıslanma erime noktası tanecik boyutu yoğunluk kaynama noktası ve çözünürlük fiziksel farklarımızdır bizim karışımları bileşenlerini ayırırken kullandığımız dedik ve bunları tabii ki her birinin alt başlığından altında bulunan e, türlerden daha doğrusu yöntemlerden bahsetmiş olduk. O zaman ne yapıyoruz tabii ki ölü bir sorumuzu cevaplandırıyoruz yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Bir sonraki dersimizde yine tam da burada görüşmek üzere.